Merhaba sevgili dost. Bak, toplandık burada. Seni konuşuyoruz. Eski dosyalarını karıştırırken bak neler bulduk. 1939'da Biricik'te doğmuşsun. 5 Aralık'ta. Bugün aramızda olsaydın 75 yaşında olacaktın. İşte üzerinde titrediğin sevgili annenle birliktesin. İlkokula Biricik'te gitmişsin. Hele şu resmine bir bak. 9 yaşındasın. Yüzünde sert bir ifade. Bizlerin tanıdığı Mehmet'e hiç benzemiyor. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde okumuşsun. Yatılıymışsın okulda. Başarılı bir öğrenciymişsin. Liseden sonra teknik üniversiteye girmişsin. Bu arada bir iki amatör tiyatroda oynamışsın. Daha sonra kendini bizde genç oyuncularda buldun. Seni hemen almadık içimize. Bir deneme döneminden geçeceksin dedik. Ama sen dişinle, tırnağınla kabul ettirdin kendini ve bizden biri oldun. Bize yepyeni açılımlar getirdin. Bizi köy oyunlarına, seyirlik oyunlarına yönlendirdin. Erdek şenliğine katıldın. İşte girişteki taş duvar oturmuşsun, yorgunluk gideriyorsun. Gösterimlere katıldın, oyunları tanıttın, şiir matinelerinde görev aldın. Gençliğin dünyasını yansıtan Çürük Elma'da oynadın tam 30 kez. Sözsüz oyun denemelerine de katıldın. Bu arada oyun yazmaya başladın. Erdekli çocuklarla tiyatro çalışmaları yaptın. Onlara sahne duygusunu, dans etmeyi öğrettin. Orta oyun çalışmalarında da yer aldın. Kasaba meydanlarında, köy kahvelerinde oynadın. Sıradan vatandaşın devlet karşısındaki günlük bunalımını anlatan vatandaş oyununda da vardın. Bir gösterimde iki seyirci kavga, dövüş, olay çıkardı ve komünizm propagandası yapılıyor diye ihbar ettiler. İşte Erdek'te sorguya çekilmeyi bekliyorsun. Üstün Kırdar'la birlikte. Aylarca süren bir skandal oldu bu. Sonunda savcı suç bulmadı, takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı. Ama genç oyuncular serüveni de noktalandı burada. Yıl 1963. Mühendisliğe boş ver dedin. Profesyonel tiyatroyu seçtin. Kendini yeni bir çabanın içinde buldun. Güzel işler yapan bir topluluğa katıldın. Gürriş Sururi Engin Çezdar Tiyatrosu. İşte aklın oyunu. Otello'da gördük seni. Midas'ın kulaklarında izledik. Daha sonra koreografisini de yaptığın Keşanlı Ali'de keyiflendik. Hatta Çekoslovakya Ulusal Tiyatrosu aynı oyunun oradaki gösterimine seni davet etti. Koreografi yapasın diye. Derviş dayak konuşacak! Derviş dayak konuşacak! Ali hakkında ne konuşur? Tarih konuşmuş onun hakkında. Aha! Destan ortada. Hepiniz ezber biliyor çok şükür. Böyle bir kabadayı kaç asırda bir yetişir söyleyin arkadaşlar. Yetişir. Sinekli çamur isten mikrobundan teke mi kurtardı? Çakal mı kurtardı yoksa Keşanlı Ali mi? Ali kurtardı. Sinekli olan da 9 yıl mahpusluk şerefi hangi faniye nasip oldu? Olmadı. Elin ne vakit harama uzandı? Hiçbir vakit. Bugüne kadar kimin avradın uçağına kem gözden baktı? Kimsenin. Sahatsiz kaldığı için Şam'a yollanla dönen sinekliğe bir baş lazım mı değil mi? Yoksun. Enes'e hepinizi yaşlı gözlerinizden öperim. Gözünüz aydın olsun arkadaşlar. İşte o başa kavuştuk artık. Kavuştuk artık. Mendili evde unutmuşum, Allah kahretsin. Kahretsin. Bunu size söylemedim lan, kendime söyledim. Kendine söyledim. Efendim artık konuşma bitti. Konuşma bitti. Ferhat ile Şirin'de rol aldın. Gene büyük ün kazanmış olan bir oyun. Gülür Sururi Engin Cezar topluluğunda Direkler Arası. Koreografi senindi. Daha sonra İttihat ve Terakki geldi. Ve yeni bir dönem başladı yaşamında.
Bütün benliğinle bağlandığın bir çaba oldu bu. Beş arkadaş dostlar tiyatrosunu kurdunuz. Resimde bak arkanda üzellik görünüyor. Onu sen getirdin ve bu topluluğun simgesi oldu. İlk oyun HMKHHP. Faşist eğilimli bir parti. Sen para yapmak için politikaya atılmış bir tüccarı oynuyordun. Sonra Rosenberg'lerin dramı geldi gündeme. Karı kocaya kan kusturan, onları idama yollayan savcıyı oynuyordun. Kötülüğün bakışlarında okunuyor. Nekrasov, her türlü pisliğe bulaşmış, hükümete destek olmayı iş edinmiş bir Fransız gazetesinin acımasız eleştirisi. Amerika'nın desteğinde Küba'ya çıkarma yapanların rezaletini anlatan belgesel bir oyun. Havana duruşması. Aslan asker Schweik. Savaşı bütün acımasızlığı ve saçmalığıyla yerden yere vuran bir yergi. Brecht'in Kafkas Tebeşir dairesine uyarladığın ve konuyu Anadolu'nun yerel kültürüne oturttuğun oyun Analık Davası. Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanı Abdülcanbaz'ı işleyen bu oyunda hem oynadın hem de yazılımına katıldın. Azizname, Aziz Nesin'in öykülerinden yapılmış bir derleme. Şili'de seçimle iş başına gelmiş olan Allende yönetimini deviren askeri müdahale Şili'de av. Galilei Galileo, Galileo'nun bir bilim insanı olarak kiliseyle çatışmasını işleyen Brecht'in bu oyununda Papa'yı oynadın. Dostlar Tiyatrosu serüveni senin için çok değerli bir çabaydı. Nurdan Arcan'ın yaptığı Dostlar Tiyatrosu belgeselinde bu dönemi şöyle anlatmışsın. Biz seyirciye ne söylemeliyiz, ne oynamalıyız? En dramatik olay da Alpagut olayının Erzurum'da basılmasıdır. Biz dekorları indirirken bir baktım, böyle bini aşkın kişi bekliyor. Çocuğa döndüm, sarışın bir çocuk, sapsarı, bilet satmak üzere kapıda bekliyor. Aa ne güzel şey dedim, seyircimiz çok fazla. Abi onlar seyirci değil, faşistler dedim. Biz dekorları indirdik, içeri girip kapıları kapatır kapatmaz hengame koptu, bombalar patlıyor. İçeri 50 kişi seyirci girebilmiş ancak seyircilerle biz iki köşeye bombalardan korunmak üzere saklandık. O sırada grup başkanını rica ediyorum diye kapı çalındı, biri geldi. Ben bir baktım, emniyet müdürüymüş. Efendim dedi, hiç merak etmeyin dedi, sizi sağ salim Erzurum sınırları dışına çıkaracağız. Adam tepeden tırnağa kanıyor, kanlar içinde. Tabii ben hiç merak etmemeye başladım. Daha sonra televizyon çalışmalarına başladın. Eski dostun Umur Bugay'ın ünlü Bizimkiler dizisinde Sabri Bey oldun. 13 yıl boyunca huysuz Sabri Bey adeta Mehmet Akal'ı unutturdu ama toplumun sevgilisi yaptı. O kadar ki başka dizilere de istediler seni ısrarla. Bir ara TRT'nin Saraylar adlı belgeselinde sunucu oldun. Sen çok boyutlu bir tiyatrocuydun. Oyuncu, yönetmen, koreograf ve oyun yazarı. Son oyunun Bedrettin'i Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneledin. Oyun büyük başarı kazandı ve ödüller aldı. Öyle ki bu oyunu yıllar sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu da sahneledi. Sen yönettin gene. Unutulmaz bir tiyatro şöleni oldu bu. Bedrettin'de halkla bütünleşmiş bir bilgini ve halk, aydın ve iktidar sahipleri arasındaki ilişkiyi işlemiştin. Gençleri yalnız bırakmadın. Dostlar Tiyatrosu'nda işçi kolu diye amatör bir tiyatro çalışması başlattın. Dostlar korosunu oluşturdun. Halk danslarımıza yeni bir yorum getiren Çağdaş Halk Oyunları Topluluğu, HASAD'ı kurup yönettin. Şimdi dans açısından da benim içim fık fık ediyor ya. Dansı düşündüğüm tiyatro türünün bir parçası olarak görüyorum ya. Hadi dedim, dans konusunda da özel bir topluluk kuralım. Dostlar Hasat kuruldu böylece. Sözüm haktır, vallahi sözümün hata
Abbas yoktu, şimdiki sofunun Yezidi çoktu. Kalemle yatar sen, aman 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 aman. Bu ülkenin çok çeşitli, renk renk kültürüne, bu toprağın ürünlerine hep sahip çıktın. Halkla bütünleşmeyi bildin. İşte Nurdan Arcan'ın yaptığı Şimamdalı Bedrettin belgeselinde şöyle sesleniyorsun halka. Pir Sultan aşkına, Yunus Emre aşkına, Bedrettin Sultan aşkına. Mehmet, sıcak bir kişiliğin vardı senin. Arkadaşlarına bağlıydın. İnsan canlısıydın. Dostluğa inanırdın. Olduğun gibiydin, açık sözlü, dobra dobra ama kimseyi incitmezdin. Dostların da bu yüzden seninle hep bütünleşti. Çok hareketliydin, kıpır kıpır biriydin. Şarkı söylerdin, dans ederdin, yerinde duramazdın. Seninle birlikte olmanın bir keyfi vardı. Alçak gönüllüydün, halktan biriydin, hileci, hurdacı bir davranışın olmadı hiç. Yapacağının en iyisini arardın hep. En iyisinin daha da iyisinin peşinde koşardın. Her şey mükemmel olsun isterdin. Doğaya, ağaçlara aşıktın. Yeni açılan bir çiçeğin önündeki heyecanını unutamıyoruz. Sevgili dost, bunca yıl sonra hala aramızdasın. Günlük yaşantımızdasın. Birlikteyiz. Bir dakika. Sabri Bey nerede? Haydut. Hoş geldiniz efendim. Apartman yöneticimiz Sabri Bey. Karısı Aile teyzem. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hiç kimseden utanmaz o mafya bozuntusu alçak. Vallahi bugün de çarpacak olsaydı, atlayıp üstüne şuradan ağzını burnunu kıracaktım. Arkamdan konuşuyor musun Cafer'e? Ne demişim efendim? Kuru iftira vallahi. Tamam, gittin. Dua ne? Bir dakika canım abiciğim, bana bırak. Ah kalbim. Dur birader. Komşu kaç. Ah kalbim. Ayla Hanım, polis çağırın. Katil beni öldürecek. Yetişin. Kocamı öldürüyorlar. Buyur evladım. Çalıştın inşallah. Ders ücretlerine biraz zam yaptık biliyorsun. Biliyorum. Hoş geldin evladım. Nasıl, güzel miydi Almanya? Bu o çocuk değil anneciğim. Sapıttı iyice, sapıttı. Bir şey duyduk ama hakikat değildir inşallah. Neymiş o? Kocasından ayrılıyormuş küçük hanım. O konuşur efendim, öyle işine geldiği gibi bırakın. He. Baykuş. Efendim merhaba, buyurun, şeref verdiniz. Bırakın o hesabı. Soruyorum size, ne var aranızda o kızılla? Ne olabilir efendim, çıldırtmayın insanı. Çok değerli bir komşumuz. Hal hatırda mı sormayacağız artık? Hayır efendim, sormayacaksınız. Nasılsınız? Nasıl olalım efendim? Yorgunluk. Kayınvalidemle sevgili eşim de bir yandan. Senin üstünü dün mü kokluyor yoksa bu? Kokluyor anneciğim, kokluyor. Şu karşıki kızılla hem de. Koynumuzda yılan besliyormuşuz. Ne münasebet efendim? Yok öyle bir şey vallahi. Sus sus, boyu devrilesici apartman çapkını. Kemikleri sızlıyordur adamcağızın şimdi. Fikretin Bey, vallahi günahımı alıyorlar. Ah, hayatta olsaydınız da çektiklerimi görseydiniz şu iki cadının elinden. Efendim iyi günler. Nerede kaldınız merak ettik. Sabicim bizi mi bekliyordunuz? Sizi bekliyorduk efendim. Heyecandan bütün gece uyuyamadık vallahi. Uçtu mu? Uçtu mu? Uçtu hanımefendi, uçtu. Ah, uçmuş yarabbim, çok şükür. Tamam efendim, tamam. Şimdi siz de uçuyorsunuz. Ay, ne yaptınız? Elleri kırılır sıcak. Çıldırdınız mı? Çıldırdım efendim. Şimdi sizi de uçuracağım kendime. Aa! Aa! Aa!
Bırak kızımı. Bırak. Şeref verdiniz. Buyurun. İyi günler efendim. İnşallah biçimsiz bir saatte gelmedik. Olur mu öyle şey canımın içi? Vallahi daralarım. Burası sizin eviniz. Nasılsınız Ayla Hanım? Çoktandır görüşemiyoruz. Ya özledik. devam etsen evladım. Çok önemliydi Şükrü Bey'in kızı. Psst, kes sesini sen de. Atarım şimdi dışarıya. Kedi tırmaladı. Ayla Hanım'ın kedisi. Vah vah. Ne pençe varmış hayvanda. Usturayla kesmiş gibi. Bahar, bir süredir dışarıya çıkaramıyoruz. Azdı tabii. Sevgilerimle. Sevgiler efendim, sevgiler. Ah, ne yapıyorsunuz efendim? Kapıcıların önünde rezil olduk. Sizin yüzünüzden elin kıllısına öpücük atıyorum. Kıllı değil o efendim, şair. Tamam. Ben anlarım Mabedit. İçi gidiyor ah. Sana. Adam bekar. Yaşlı da sayılmaz. Semer ve yiyor. Para da gördü adam ama yine hödük, yine hödük. Elindeki karpuz muydu onun? Evet. Yarısını plajda yemişler. Sularını akıta akıta. Güzide. Alonzi Mabedit. Bu davet sana, bekletmeyelim hadi. Söyleme şöyle Ümran. Sil töple görücüye çıkar gibi gitmem bak. Seni yıllardır ilk kez bu kadar heyecanlı görüyorum. Oh şu iyot kokusu. Bütün sinirlerimi yatıştırıyor. Yatıştırır Ümran, buna ihtiyacın var. Bir şeyler yiyelim, hemen başlayacağım yazmaya. Yaz Ümran. Bir an evvel bitir gidelim şuradan. Fotoroman değil ki bu güzide. Yazmış olmak için yazmıyorum ben. Kolay olmadığını biliyorum Ümran. 5 yıldır yazıyorsun o romanı. Sen atçıyım ben. Ordiner olmamalı hiçbir şey. Babam ne babam neye varacağım? Bir kırbalan olacağım. Hoplala yavrum, hoplala kurak. Oğlum adam olacağım. Heleni oynar mı? Kim olur bu Eleni dediğin? Hande dans eden Bizanslı kız hocam. Hiç boyalı sarışından Bizans karısı olur. Dön bakayım, dön bakayım. Ya bu karıda üst müştemilat, alt müştemilat. Bu pek sırskan be. Oynar, oynar. Geç. Bak, bundan Emevi şeyi olmaz. Bak, bıyıklara bak bıyıklara. Horus hep bizi ringe oynamıştır. Casting'de imajinasyona dikkat etmek lazımdır muhterem, muhteşem birini. Bu Bizans yarası ne rezalettir be? Hiç donu düşük Bizans cengeleri olur. Çek lan donunu, çek. Tamam hocam. Al. Bir tane kepazelik daha. Beykoz kundurası giyen Bizanslı cengaver ömrü hayatımda hiç görmemişimdir. Sayenizde görmüş olurum. Herif 8. asırda Beykoz giyerek şah atlamıştır. Tebrik ederim evladım. Abi nerede sandalet? Nerede sandalet? Hah! Eşek camdan bakıyor. Çıkama gözlükü! Sen saat kaçtır evladım? 12 çeyrek geç hocam. İyi, iyi. Tebrik ederim yavrum. Abi ver şunu ya, ver şunu ya. Hocam, hocam bunun donu yok gibi.
Bir aksiyonda felaket olabilir. Genel planda görürsek şutlayamayız da. Ha, kim demiş yok ya ayol, bu ne bu? Kapat, kapat. Allah belanı versin. Belanı versin, kapat sende değil zaten o prodüktör olacak. Muhteşemdi. Hocam nasıl? Ah meras vas. Bu nedir be? Battal Gazi'nin atı, sabah rüzgarı. Vah, vah, vah. Aman evladım arkasında durmayın, o sıra ondan nevazil olursunuz sonra. Vah, vah, ey sabah rüzgarı yavrum benim. Tevellüt kaçtır? Bakma sen bu pezevenklere. Sur dibinde sabah rüzgarına karşı maziyi takattır etmek var iken neyine senin artist olmak be tertibim? İyi huylu bir ata benziyor hocam. Ben binerim buna. Onun huyu yaşındadır evladım. Yok yok, ben binerim buna. Hent! Bu dişi dökülmüş, beli bükülmüş pirifani attır. Baban yaşındadır bu kaylan be. Ayıptır be. İnsan hiç babasına biner. Dilber Başak, 3 yıldır evliyim ama hala bakireyim dedi. Lan moruk! Sen bizimle dalga mı geçiyorsun ha? Ne dalgası evladım? Gazete okuyorum şurada. Gazete okuyormuş başlarım senin gazeteden ha. Çık dışarı çek! Müşteri kovulur mu evladım? Senin gibi müşteri kovulur. Kovmaz olsun hadi çık dışarı! Kasım Bey sinirler gördüm, kusura bakma. Tamam, tamam abicim kapatın dükkanı, müşteri falan istemiyorum, kapat! Bitti o iş. Haftaya nişan takıyoruz, tamam. Başbakan mafyayı bitirdik dedi ve ekledi. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Vallahi vaziyet böyleyse Cahit Bey hadi kuduracak yani. Gelinlik işini de bitirdim ha. Terzi muhallaya söyledim hemen dikecek. Ne var abi? Sevdiği kızla evlenen arkadaşını baltayla doğradı. Ben de seni doğrayacağım ulan! Ne? 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 Ne?